Kolay gelsin paramedik Mehmet Turan. Ceren Koç 20 yaşında. Trafik kazası geçirdim. İyi inşallah. Mevcut. Sen burada bekle. Polis gelir birazdan. Polis ha. Ne? Amirim. Ambulansı bu arkadaş çağırdı. Biz gittiğimizde oradaydı. Tamam Hamdi. Gel bakalım sen şöyle. Evet. Nasıl oldu kaza? Ne gördüysen anlat. Çok kötüydü yani. Kız havaya fırladı. Çarpma anını gördün yani. Ondan bu haldesin desene. Bir su verelim önce sana. Çarpan aracı gördün mü? Tarif edebilir misin? Evet. Arabaydı. Araba da nasıl bir arabaydı? Onu anlat. Beyaz sedan bir arabaydı. Tamam. Ne gördüysen anlat. Çok hızlıydı. Kıza geldi çarptı. Sonra aynı hızla devam etti. Sürücüyü görebildin mi? Erkek miydi? Sen ne yapıyordun orada? Yaya mıydın? Evet, yürüyüş yapıyordum. Kız arkadaşıma kavga etmiştim. O sinirle çıktım, yürüyordum yani. Gel bakalım. İyice oku, imzala. Kızın içeride amca. Ameliyat biraz uzun sürer dediler. Bilginiz olsun. Tamam evladım. Sağ ol. Amca. Amca. Bak bu da olayı bildiren arkadaş. Geçmiş olsun. Kızımı kurtaran delikanlı sen misin? Ben ambulans aradım sadece. Öyle deme. Bırakıp gidebilirdin de. Ama buraya gelmişsin. Allah senden razı olsun. Biz görgü tanığımızın ifadesini aldık. Merak etme, kızına bunu yapanı bulacağız. İnşallah. Ceren'im hele bir iyileşsin de. Annesini bilgilendirelim mi? Haberi var mı? Sizlere ömür. Ceren'im 10 yaşındayken kaybettik. Başınız sağ olsun. O benim gözümün nuru. Ona bir şey olursa. Onu kaza yerinde buldum. Polise vermeyi de unuttum. Allah razı olsun sen. Kızımın başında bir buraya git. Artık sen de benim bir evladımsın. Seninle gurur duyuyorum ya.
Sera anlattı, her şeyi telefonda söyledi. Kızın babasına bile yardım etmişsin. Kahramanım benim. Hadi gel. Gel otur. Ne yaptın bakalım? Çok eğlendin mi bensiz? Yok ya. Saçma sapan bir gündü. Öyle direkt isimleri falan ezberledik. Sıkıntıdan öldüm. Yalnız sıkılman normal. Bu adam böyle ev hanımı gibi yemek falan yapıyor. Garip bir herif. Sonunda kavuştuk ya. Geldiğinden beri kavga ediyoruz resmen beyefendi. Bence insan bu yaşta bütün hayatını kardeşine bu kadar adayamaz. Saçma. Seni hiçbir zaman zor durumda bırakmayacağım. Bir şekilde bulacağım o parayı. Abi. Hadi Serenara. Efkar dağıtacağız. Yok takılın siz ya. Oğlum sen bilmiyorsun ki ya. Ceren'e otoyolda araba çarpmış. Şansa bak Kimiro da oradan geçiyormuş. Kızın hayatını kurtardı abi. Durduk yere kahraman oldu herif. Niye ben değil ya? Niye ben kurtarmıyorum abi? Hadi gidelim. Hadi. İyi ki sen oradaydın aşkım. Tamam sıkma canını artık ya. Yani sen olmasaydın ne olurdu bir de onu düşün. Adamın Ceren'den başka kimsesi yokmuş ya. Çok üzüldüm abi. Ah! Hoş geldiniz. Meyve suyu var. İster misiniz? Yok ya. Sağ ol. İçtik biz bir şeyler. Geçmiş olsun. Benlik bir şey yok. Ceren'e geçmiş olsun. Yazık kıza ya. Çok fena çarpmışlar. İyi ki Mira oradaymış da. Yoksa hayatını kaybedebilirmiş. Doktor musun sen? Yok ya. O anlamda değil. Çarpan adam kaçıp gitmiş. Mira götürmüş hastaneye. Şerefsiz köpek. Yani çarpıp kaçan adama diyorum. Çarpıp kaçmış ya. Yalnız onu jandarma bir bulsun abi. Bela olacağım ben öyle herifi. Nereye buluyor jandarma ya? İncin top oynuyordu zaten. Mobese de sen yok. Bitti olay. İncin yok diyorsun da sen oradaymışsın. Belki birileri daha vardır. Ne vardır? Olayı aydınlatmaya yardımcı olacak birisi. Belki bir görgü tanığı. Yok işte söyledi ya. Kazanın da oradaymış. Başka hiç kimse yokmuş. Umarım motor bulunur değil mi? Motora ne oldu? Ne yapacaksın birader? Dedektif misin sen? Ha? Hayırdır? Arkadaşlar tamam sakin olun ya. İndir şu testosteron levelini sen de yani Miro. Kazadan sonra ambulansla gittiği için motor orada kalmış. Biz bütün gün motoru aradık zaten oğlum. Bulamadık yani çalındı muhtemelen. Jandarmayı sordunuz mu? Belki birisi bulup teslim etmiştir. Sorduk abi sorduk ben yok yani. Bizim o otoyol başka bir karakola bağlıymış. Daha oraya kadar gittik geldik falan bir sürü iş. Allah Allah çok garip ya. Burada o tarz şeyler olmaz da. Olmaz da. Ne yani yalan mı söylüyorum ben? Sakin ol şampiyon konuşuyoruz. Sen niye her şey böyle bozuluyorsun ki anlamadım ben seni. Ben senin böyle her delikten çıkmana tutuluyorum. Nasıl yapacağız? Anladın mı? Anladım. Yalnız Foça ufak bir yer. Daha çok göreceksin beni. O yüzden alışsan iyi olur. İyi geceler. Ve de bir iki kankamı görmüşsen yüksek ihtimalle ben de civardayımdır. Ve gereken yapılır. Anlatabildim mi? Babış kusum, tatlı çocuğu. Hadi iyi geceler. Evet, yaptıysanız bütün şovlarınıza. O değil de. Ben Miro'nun kaptanı kıskanmasına şaşırıyor muyum? Hayır. Çirkinleşmesine şaşırıyor muyum? Hayır. Ama birinin hayatını kurtarıp hastanede sabahlamasına şaşırıyor muyum? Bayağı bir şaşırıyorum. Sera ya sen de.
Nerede yatıracağız çocuğu? Kanepede. Başka nerede yatacak yer mi var Tiny House'da? İyi, ben hazırlayayım kanepeyi. İyi, git hazırla bari.